s 7 üzeri programladığımız Step7 Microwin'de olmayan 7 300 üzeri programladığımız Step7 Manager'da da özel şekillerde kullandığımız bir özellik Tia Portal'a gelmiş. Şimdi bu özellikten bahsetmek istiyorum ve onun için de buradaki örnek uygulamayı yapacağız. Benim sistemimde 3 adet testere tezgahım olsun. Q0.1 birinci testleri, Q0.2 ikinci testleri, Q0.3'te üçüncü testleri çalıştırsın. Ve S1 butonum input 0.1'e bağlı olan S1 butonuma basıldığımda birinci testere çalışsın. S2 butonuna input 02'ye bağlı S2 butonuna bastığımda testere 2 çalışsın. Input 03'e bağlı S3 butonuna bastığımda da testere 3'üm çalışsın. Testerelerden herhangi biri çalıştığında ister bir, ister iki, ister üç ya ikisi, herhangi ikisi ya da hepsi hiç fark etmez. Herhangi biri de çalışsa buradaki benim vakum emiş motorum devreye girsin. Vakum emiş motorum Q0.0 çıkışına bağlı olsun. Yani burada bir de şart koyalım. O şart da şu. Burada kazanın dolduğunu yani Talaşı hemen kazanımda olduğunu gösteren bir tane sensörüm olsun. S0, input 0.0'a bağlı olan. Eğer kazanım doluysa bu bir process dot olabilir ya da işte buradaki bir seviye sensörü şeklinde bir şey olabilir. Eğer bu doluysa da benim vakum motorum buradaki testereler çalışsa dahi dursun. Şimdi buna ait örneği hep beraber çözelim. Şimdi tak tablomu ona göre düzenleyeyim. S1 nereden başlıyordu? Input 0.1'den başlıyordu. S2, S3, 3 tane testereye çalışan inputlar. Bir de neyim vardı? Testerelerim vardı. Testere 1. Bu da Q0.1 çıkışına bağlıydı. 3 tane de testere motorum vardı. Bir adet de vakumum vardı vakum motorum. Bu ne? Q 00da Bir de dolu olup olmadığını kontrol ettiğim S0'ım vardı. Bu da input 0.0'da. Şimdi gelelim programa. S1 varsa yani birinci testlerin butonuna basıldıysa birinci testlere çalışsın. Bu ne? Testere bir. Birazdan diğer network'a yapmıyorum. Hemen altındaki satıra ineceğim. Nedenini göreceksiniz. Bundan kaç tane vardı elimde? 3 tane vardı. Ctrl C. Buraya inelim. Ctrl V. Bu ne? S2. Neyi çalıştırıyor? Testere 2. Bu ne? S3 Neyi çalıştırıyor? Testleri ölçüyor. Şimdi TIA Portal'da gelen özellik ne? Bunları yukarı doğru alayım. Ctrl-Z Bunu buraya alacağım. Şimdi buraya aldım. Testlere 1 çalışıyorsa yani S1 basılmışsa, testlere 1'i çalıştırıyorsa ya da S2 basılmışsa, testlere 2'yi çalıştırıyorsa ya da S3'e basılmışsa, testlere 3'ü çalıştırıyorsa hangisi çalışırsa çalışsın benim vakum motorum çalışsın. Vakum motorum neydi? Bu aşağıdaki. Yani buradaki şartlardan hangisi sağlanırsa sağlansın veya mantığı hangi şartım sağlanırsa sağlansın buradaki benim vakum motorum çalışsın. Bir şartım daha vardı. O şartım da neydi? Vakum motorumun önündeki sensörüm, dolu sensörüm aktif olmamış olsun. Şimdi bu özellik 200'lerde yoktu. Ben normalde bobin çıkışlarını network'ün en sonunda kullanırım. Fakat Tia Portal bana network içerisinde ortasında hiç fark etmez sonunda da ortasında da bobin çıkışlarını kullanma özelliği getirdi. Buradaki şart sağlanıyorsa ve buradaki bobin çıkış veriyorsa çıkışından devam ettiğim hatta da enerji akışına müsaade ediyor. Temel çalışması bu. Ve bu özellik dediğim gibi TIA Portal birlikte gelen bir özellik. Ve bu şekildeki problemlerin çözümünde bana oldukça kolaylık sağlıyor. Şimdi bunu piyasamıza gönderelim. Monitoring ile online olalım. Ben aldım piyasimi. Şimdi şu son satırı kullanmadım. Gerek yok o kadar butonum yok. Eğer ben input 0.1'e aktif edeceksem testlere birim çalışacak. Testlere birim çalışmasıyla birlikte de benim Q0.0 vakum motorum devreye girmiş olacak. Ya da hiç fark etmez. Testleri 2'yi devreye alayım testleri 2 de ve aldığımda da burada input 0.2'yi kapattım. Q0.2 aktif oldu. Çıkışına enerji verdi ve vakum motorumu çalıştırdı. Testerelerden her ikisi de çalışsa vakum motorum çalışacak. Neydi veya mantığım? Ama buradaki şart ne? Buradaki şart buradaki dolu sensörünün aktif olmaması. Eğer dolu sensörüm aktif olacak olursa da vakumun çalışmasını durduracak. Testereler çalışmasını sürdürecek. Ama buradaki S0 çıkışına yani input 00 çıkışın enerji akışını kestiği için de vakum motorum duracak. Bu özellik TIA portala gelen bir özellik. Normalde biz bobinleri network sonlarında kullanırdık. Temel alışkanlığımız buydu ama TIA portal bobinleri ortalarda kullanmama müsaade ediyor. Bunun bana getireceği avantaj ne? Bazen bir bobini çıkışta kullanıyorduk. Ondan sonra o bobinin kontağını aşağıdaki bir network'te kullanıp onunla da başka bir şey çalıştırıyorduk. Burada ona gerek kalmadı. Bir çalıştırdıktan sonra bunun kontağını kullanmadan da devreyi devam ettirip bir başka çıkışı çalıştırabilirsiniz.